Arkadaşlar merhabalar. Köklü sayıların ilk kısmından sonra ikincisine devam ediyoruz. Kök kuvvetini genişletme veya sadeleştirme. Bunu neden yapacağız? Bazen çarpma yaparken, toplama yaparken ihtiyacımız olacak. Ya içerisini eşitlemeye çalışacağız ya da dışarısını yani kök derecesine eşitlemeye çalışacağız. Örnek bakın şimdi. Siz bir üslü sayı, köklü sayı pardon, 3. dereceden kök 2. Derecesini 6 yaparsanız, dereceyi 2 ile çarptığınız gibi İçerideki sayının üstünü de 2 ile çarpmanız lazım. Yani aynı kesirlerde genişletme gibi. Nasıl ki payı genişletirken paydayı da genişletiyoruz. Burada da kök derecesini büyütürseniz normal tabanın da üstünü arkadaşlar büyüteceksiniz. 12. dereceden kök 8'e bakalım. 12 8. Bunu diyelim siz ben ek yapayım buraya. 36 yapmak istediniz. O zaman arkadaşlar 12 çarpı 3'ten 36. dereceden kök derseniz, burayı da 8 üzeri 3 yapmalısınız. Anlaştık mı? Ya da 5. dereceden kök 7 üzeri 2'nin üstüne arkadaşlar 10 yapmak isterseniz, burayı da 2 ile çarparsanız 7 üzeri 4 olur. Anlaştık mı? Bu şekilde genişletme yaptığınız gibi tabii ki sadeleştirme de yapıyorsunuz. Ben ilk kısımda aslında hafiften bahsetmiştim. Yine üstünden geçeyim. 12. dereceden kök 8'de bakın. 12. dereceden kök. 2 üzeri 3 olduğu için bunlar gider. Böylece 4. dereceden kök 2 kalır. Üstle arkadaşlar bu şekilde kök derecesinin sadeleştirme hakkınız var. Gelelim şimdi buraya. Ee, bize bu ifade verilmiş toplam olarak x nedir diye soruyor. Önce bakalım. 1 bölü 3 dediği için arkadaşlar aslında bu şöyledir. Burası zaten 1 bölü 2. Hemen ondan da bahsedeyim size burada yeri gelmişken. Nasıl ki üstün üstü çarpılıyorsa arkadaşlar üstün üst kökün kökü de çarpılır. Hemen bir örnek şimdi bu ikinci dereceden 1 bölü 3 ya aslında bu şu demek 1 bölü 3 bir de kare kökten gelecek 2 böyle 1 bölü 6 olacak. Bundan sonra siz şunu bilebilirsiniz 1 bölü 3 zaten kök demektir 3. dereceden kök 2. Bir de zaten kare var. Kökün kökü çarpılır. O zaman 6. dereceden kök 2 olur. Bu şekilde bakın orasını hallettik. 6. dereceden kök 2 artı 6. dereceden kök 2. 36'ya gelelim. Bu arkadaşlar 6 çarpı 6. Bu da 2 üzeri 6. Bunlar gider. Yine 6. dereceden kök 2. Geldik buraya. 2 üzeri 2 ve 12. dereceden kök 2 olduğu için 12 ile 2 sadeleşir. Yine 6. dereceden kök 2. Böylece ne oldu arkadaşlar? 4 tane Altıncı dereceden kök 2 eşittir 2 üzeri x bölü 12 oldu 4 nedir 2 üzeri 2 altıncı dereceden kök 2 nedir 2 üzeri 1 bölü 6 bunların tabanları aynı olduğu için üstlerini toplayalım 13 bölü 6 yaptı arkadaşlar 2 artı 1 bölü 6 13 bölü 6 da neye eşit olacak x bölü 12'ye böylece 12 ile 6 sadeleşir 2 x eşittir içler dışlardan 26 oldu. Gelelim arkadaşlar kök dışındaki bir sayıyı kök içine almak için ne yapmamız lazım? Örnek bakın. 2 çarpı 3. dereceden kök 4 olsun tamam mı? Şöyle yapabilirsiniz bunu. Kök derecesini arkadaşlar üstüne getireceksiniz. 2 üzeri 3 olacak içeri alacağız 4 bu şekilde artık içine almış oluyoruz. Kök derecesini normal dışarıdaki sayının üstüyle çarpmanız yeterli. Örnek vereyim bakın diyelim hemen böyle 1 oldu. 2 üzeri 2 olsun dışarısı. 5. dereceden kök içeride de 6 olsun. O zaman şöyle yapabilirsiniz bakın içerideki sayının ne olduğunu önemli değil zaten. 6 duruyor. 5 bunun üstüne geliyor arkadaşlar. 5 çarpı 2'den 2 üzeri onu 2 üzeri 10 oluyor. Böylece içeri girerken yapacağınız şey derece ile kökü çarpacağız. yazalım buraya. Üst ile kök çarpılır. Ondan sonra içeriye sokacağız arkadaşlar ve kalacak. Bakın şimdi 7 çarpı karekök 2 bölü 7. O zaman içeriye girerken arkadaşlar 7 üzeri 2 2 bölü 7 olacak. Yine aynı şekilde. Bu 2 de içeri girerse 2 üzeri 2 çarpı 7 bölü 2 olacak arkadaşlar. Böylece 7'nin karesi 7. Kök 14 oldu. Yine bunlar gitti. Orası da kök 14 oldu. 2 tane kök 14'ten 2 kök 14 yaptı. Gelelim arkadaşlar çarpma ve bölmeye. Çarpma ve bölme yaparken kök derecelerinin aynı olması lazım. Bunun için de hemen bir örnek gösteriyorum size. Diyelim kök 2 ile Üçüncü dereceden kök 6'yı çarpmak istiyorsunuz. Direkt çarpamazsınız arkadaşlar. Kök derecelerini eşitlemeniz lazım. Peki nasıl olacak? Onun içinde şunu yazıyoruz. 2 olsun şimdilik göstereyim. Normalde yazılmaz karekökte ama. Karekök 2 ile karekök 3'ün derecelerini eşitlemek için payda eşitler gibi düşünüyorsunuz. 2 ile 3'ün paydası kaçta eşitlenir normalde? 6'da değil mi? Aynı muhabbeti burada da yapıyoruz. 2 çarpı 3 ama bakın dereceyi de genişletin. Üstü de 2 üzeri 3 oldu. Aynı şekilde 3 çarpı 2 yaptığım için bu da 6 üzeri 2 oldu bakın. Üstü de genişletiyoruz. Kökü de genişletiyoruz. Böylece 6. dereceden kök 8. 6. dereceden kök 36. Artık aynı kök içinde çarpabiliriz. 8 çarpı 36 arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Aynı şekilde bakın bölerken de yapacağız kök derecelerine eşitleyeceğiz. Ondan sonra böleceğiz. Eğer eşitse zaten hiçbir sıkıntı yok. Aynı çatı altında birleştirebiliriz. Yani karekök 2 ile karekök 5'i bölerken karekök 2 bölü 5 deme hakkınız var. Ya da 3. dereceden kök 7 ile 3. dereceden kök 6'yı çarparsanız 3. dereceden kök 42 olarak yazabilirsiniz arkadaşlar. 486 karekök içinde çarpı x yerine aşağıdakilerden hangisi yazılırsa bir doğal sayı olur demiş. O zaman arkadaşlar burada biraz asal çarpanları ayırma gibi düşüneceğiz. 486'yı bir asal çarpanlarına ayırayım ben. 486 arkadaşlar 243 çarpı 2 olması lazım. Böylece o zaman 2, 3 üzeri 5 çarpı 2'nin karekökü oldu. Bir sayının karekökü alınırken yapmamız gereken şey aslında bunun üstünün çift sayı olduğunu görmek. O zaman buraya en az bir 3 ile çarpmamız lazım. Yine en az bir 2 ile çarpmamız lazım ki bakın 3 üzeri 6 ve 2 üzeri 2 olsun. Kare kökünü alırken 6 ile 2 sadeleşir 3 üzeri 3 diye çıkar. 2 ile de 2 sadeleşir 2 diye çıkar. O zaman demek ki en az 6 ile yani kök 6 ile çarpmamız gerekiyormuş. Bu soruda arkadaşlar kökleri eşit olmadığı için normalde toplama çıkarma yapamayız. Ancak şöyle bir durum var bakın. Kök 30 ile kök 10 ikisindeki de kök 10 çarpanı var. Kök 10 çarpı kök 3 artı kök 10 olacak. Böylece kök 10 parantezine aldığımız zaman kök 3 artı 1 olur. Aynı şekilde bakın eksi kök 6 ve eksi kök 2'ye eksi kök 2 parantezine aldığımız zaman kök 3 artı 1 olacak gördüğünüz gibi burası da. Artık o zaman şunu söyleyebiliriz. Kök 3 artı 1 parantezinde kök 10 var. Aynı zamanda eksi kök 2 var. Aşağıya geldiğimiz zaman kök 2 parantezinde 1 var. Kök 3 var. Gördüğünüz gibi bunlar sadeleşti. Kök 10 ve kök 2'ye gelelim şimdi. Kök 10 ve kök 2 de kök 2 parantezinde kök 5 eksi 1. Kök 2 de aşağıda olduğu için sadeleşti. Böylece kök 5 eksi 1 oldu. Sonuç olarak burada da bakın çarpanları ayırma bilgisi oldu. O yüzden ortak parantezi alma bizim için köklü sayılarda önemli. Üstteki sorulardaki gibi direkt kökler eşit olmayabiliyor çünkü. Kök 90 artı 10, kök 3.6 artı 2 demiş. Burada da şimdi bakalım. Kök 90 arkadaşlar 9 çarpı 10 olduğu için 3 kök 10 diye dışarı çıkacak. 10 var. 3.6 da arkadaşlar 36 bölü 10. Yine bunu da böyle kök halinde yazarsak artı 2. Şimdi yukarıda kök 10'lar ortaktır. Neden? Çünkü 10 arkadaşlar kök 10 çarpı kök 10. Böyle yazayım bakın. Yine aynı şekilde aşağısı da 6 bölü kök 10. Payda eşitlersek 2 kök bölü kök olur. Artık o zaman kök 10, parantezinde 3 artı kök 10 Aşağıya geldiğimiz zaman 2 parantezinde 3 artı kök 10 bölü kök 10. O da ters çevrilir yukarı gelir kök 10 olur. 3 artı kök sadeleşir. Kök 10 çarpı kök 10 10. 10 bölü 2'den 5 oldu bu sorunun da cevabı. Yine işlem yapıyoruz aslında. Yani çok azıcık o çarpanları ayırma bilmek lazım arkadaşlar. Üstü sayılarda bakın bu kadar ortak parantezi alma, olmadı ama köklü sayılarda kökleri direkt toplayamadığımız için mecburen bir şekilde bu ortak parantez geliyor. Bakalım şimdi kök 12, kök 12. Kök 12 parantezinde x artı 2, 2 parantezinde x artı 6. Şimdi böyle yaptığımız zaman Özel olarak bir şey elde edemiyoruz çünkü x artı 2 x artı 6 kök 12 ve 2 bunları birbirine eşitleyemeyeceğiz direkt haliyle katsayılar üzerinden yorum yapamayacağız. Şu daha mantıklı o yüzden 2x eksi kök 12 2 kök 3'tür yazalım 2 kök 3 x bunu bu tarafa attım. Bu da bu tarafa gelsin arkadaşlar 2 kök 3 olduğu için bir de 2 ile çarptık 4 kök 3 eksi 12 oldu. Artık şunu söyleyebilirim. X parantezinde X 2 eksi 2 kök 3. Burası da arkadaşlar 4 kök 3 parantezinde 1 eksi kök 3. Hatta burası da yine aynı şekilde 2 parantezinde 1 eksi kök 3 artık sadeleşti. 2x eşittir 4 kök 3 oldu. Böylece arkadaşlar x eşittir. 2 köküç oldu. Şıklarda kök 12 var. Kök 12'yi işaretliyoruz. Kök, küp kök 3. Küp kök 9 bölü 2. Küp kök 250 bölü 12. Ama burada tabii ki 9'un küp kökü, 2'nin küp kökü, 250'nin 12 olmadığı için şöyle bir şey yapalım. Burada bir çözüm üretemeyeceğiz ama şurayı en azından 2'ye bölersek bakın 125 bölü kök altı oldu aşağısı. Aynı şeyi sol tarafta da yapabiliriz. Payda eşitler gibi bakın. Bu normalde böyle ya arkadaşlar. Ben o zaman şöyle bir şey yapayım. Bunu 3. dereceden kök 3 ile çarpayım. Burası 27 olur. Burası da 6 olur. Artık paydaları eşit olur. Böylece küp kök 27 3 diye dışarı çıkar. Küp kök 125 5 diye çıkar. Aşağısı çıkmaz ama en azından paydaları eşit bu hale gelir. Yanda da bakın parantez dışında bir üçüncü dereceden kök altı var. Bunlar sadeleşecek. Böylece eksi 2 olacak. Dikkat ederseniz konular ilerledikçe temel bilgileri daha çok kullanıyoruz. Payda eşitleme, ortak paranteze alma, çarpma bölme işlemleri arkadaşlar. Genişletme. Bunların hepsini temel olarak öğrendik ama köklü sayılarda bakın bol bol kullanıyoruz. Gelelim şimdi arkadaşlar burada çarpma ve bölme işlemlerine. Gördüğünüz gibi burada kök dereceleri eşit değil. Önce bunları eşitleyelim. Ne yapacağız? Genişletme işlemi. 27 yapmak için 27 yapmak için 6'yı tam sayıyla çarpamayacağımız için ne yapacağız? 27 ve 6'nın o ok kekine bakacağız. Yani 54 payda eşitler gibi. Böylece o zaman 54 yapmak için 2 ile çarpmam gerekiyor. 9 olduğu için 9'un karesi hatta 3 üzeri 4 olur o zaman. Çarpı 6. dereceden de 54 yapmak için 9 ile çarpacağız. 54. dereceden 3 üzeri 9 olacak. Aşağısı zaten 54. dereceden 3. Artık hepsi tek bir çatı altında birleşebilir. 3 üzeri 4, 3 üzeri 9 bölü 3. Tabanları aynı arkadaşlar. Üstleri toplayalım ve çıkaralım. 4 artı 9 eksi 1. 54. dereceden kök 3 üzeri 12 oldu. Her ikisi de 6'ya bölünebilir. 9 bölü burası da 2. 3'ün karesi 9. dereceden kök. Şıklarda Ceyhan 9 olarak duruyor. Köklü sayılarda üstün alınması için özel bir şey yok. Direkt üstü arkadaşlar kökün içine yerleştirebilirsiniz. Burada olduğu gibi. Bakın şimdi 5. dereceden kök 7 üzeri 4 demek. 5. dereceden kök böyle 7 üzeri 4 demektir. Lazım olursa böyle kullanırız. Çarpı 5. dereceden kök 7 üzeri 3. Böylece bunların ikisi de aynı dereceden olduğu için tabanları aynı. Üstleri de toplarız. Haliyle 5. dereceden kök 7 üzeri 7 olur. Eksi 5. dereceden kök 7 üzeri 2. Burada şimdi işlem yapabilmek için arkadaşlar bir kere kök derecelerinin de içlerinin de aynı olması lazım. 7 üzeri 7 5'ten büyük olduğu için şu hakkınız var arkadaşlar. 7'nin 5 ile bölümünden kalan bölüm 1 kalan 2'dir. Bu şu demektir. Dışarı 5 üzeri 1 diye çıkar. 9. sınıftan hafif bir bilgi hatırlayın veya ortaokuldan. 5. dereceden kök 7'nin karesi olarak içeride kalır. 5 üzeri 1 diye arkadaşlar dışarı çıkar. Diğer tarafta zaten 5. dereceden kök 7 üzeri 2 var. Artık 5 tane ve 1 tane olacak şekilde geriye 4 tane kalır. 5. dereceden kök 7 üzeri 2'den 49 oldu. Bu şekilde 4 tane. Şunu da hemen düzelteyim. 5 üzeri 1 yazmışım yanlışlıkla. 7 üzeri 1 diyecektik. Böylece 7'den 1 çıktı. 6 çarpı 5. dereceden kök 49. Unutmuş olabilirsiniz belki. Ben yine hatırlatayım arkadaşlar. Diyelim daha büyük bir şey olsun. 14. dereceden kök 2 üzeri 48. Nasıl kök dışına çıkar diye kafanız karıştığında şunu yapabilirsiniz. 48'i 14'e bölün. Bölüm arkadaşlar kaçtır? 3 çarpı 14'ten bölüm 3'tür. Kalan da 6'dır. Bu şu demektir. 2 üzeri 3 olarak dışarı çıkar. Ve 2 üzeri 6 olarak içeride kalır. Kök derecesi zaten 14. Bu şekilde bölüm dışarı kalan arkadaşlar içeri üs olarak yazılmak zorunda. Eşlenik önemli bir şey. Bu zamana kadar bir şekilde karşınıza geliyordur. Özellikle arkadaşlar bazen geometri sorularında bile olabiliyor Pisagor yaparken. O yüzden hani bilmeyeceğinizi düşünmüyorum ama ben hiç bilmiyormuşsunuzcasına söyleyeyim paydayı kökten kurtarmak için eşlenikle çarparız arkadaşlar. Eğer köklü sayı şeklinde kök a artı kök b ise eşleniği kök a eksi kök b'dir. Ne olur peki böyle olunca? iki kare farkı matematikte a artı b çarpı a eksi b a kare eksi b kare olduğu için bizi kökten kurtarır. Kök a artı kök b kök a eksi kök b olur ve a eksi b'yi buluruz. Kök B'nin eşleniği zaten direkt kök B'dir. Ya da kök A'nın eşleniği direkt kök A'dır arkadaşlar. Bu şekilde işlemler yapacağız bakın. Örnek buradaki gibi 5-2 kök 6, 5 artı 2 kök 6. Şimdi bir kere kök dereceleri aynı olduğu için, e, üst dereceleri pardon. Tabanlar çarpılır. 5-2 kök 6 çarpı 5 artı 2 kök 6 olur. 2012 5 5 a kare eksi b kare olacak 25. Eksi 2 kök altının karesi 24. Bunun 2012. kuvveti zaten 1. Bakın şimdi burada da eşlenikle ilgili bir şey. İleride çarpanları ayırmada yine olacak. Hatta ben çarpanları ayırma konusunda ikinci derece denklemlerde böyle sorular çözdüm arkadaşlar. izleyebilirsiniz. Burada e, kök eksi 9 eksi kök x artı 3'e t diyeceğim. Bunları çarparsak durum şudur. Bakın bu a olsun bu b olsun. Burası a Burası da eksi b. O zaman a eksi b ile a artı b'nin çarpımı 4t olur. a kare eksi b kare eşittir. 4t olur. Böylece kök x artı 3'ün karesi kök dışına çıkar x artı 3. Ee, ama önünde eksi olacak. Çünkü eksi hangisinin önünde? Kök x artı 3'ün önünde. Aynı zamanda kök x eksi 9'un karesi de dışarı x eksi 9 olarak çıkar gördüğünüz gibi. 4t olur arkadaşlar. E ne güzel burada eksi x eksi 3. Artı x eksi 9'dan x'ler gitti. Eksi 6 eşittir. Pardon eksi 12 eşittir. 4t oldu. t dediğimiz eksi 3 geldi. t dediğimiz zaten bu ifadenin komple tamamıydı. Cevap eksi 3'tür. Bakalım şimdi 2 eksi kökkinin arkadaşlar eşleniği 2 artı kök 2'dir. Böylece yukarısını da tabii ki çarpmalıyız. Ona dikkat edin. Payda genişletiyoruz sonuçta. 4 artı 2 kök 2 olur yukarısı. Buranın eşleniği arkadaşlar 3 daha büyük. 3 eksi kök 6. O zaman 9 eksi 3 kök 6 aşağısı. Bakın şey yukarısı. Aşağısı ne olacak? 2'nin karesi 4. Kök 2 karesi 2. Burada da yine 3'ün karesi 9. Kök 6'nın karesi 6. 6, kök 6 bölü kök 6 zaten sadeleşir arkadaşlar. Özel bir eşleniğe gerek yok. Böylece kök 6 olur. Artı artı. 4 eksi 2'den 2 geldi. 4 artı 2 kök 2'yi 2'ye bölersek 2 artı kök 2 olur. Her ikisini birden böleceğiz. 9 eksi 3 kök 6'da da arkadaşlar 3 eksi kök 6 olacak. Burası zaten kök 6. Kök 6'lar gitti. Böylece 5 artı kök 2 oldu sorunun cevabı. Burada da arkadaşlar kök 10 kök 9'dan büyük. Yani eksen işaret sıkıntısı yaşamamak için şöyle yapacağız. E, aşağıyı kök 10 eksi kök 9 ile çarparız. Böylece yukarısı da kök 10 eksi kök 9 olur. Çarpınca 10 eksi 9'dan 1 olur. Diğerine gelelim. Kök 11 eksi kök 10 olur. Aşağısı yine 1 olur. Bir sonraki arkadaşlar kök 12 eksi kök 11 aşağısı 1 olur. Fark ettiyseniz bakın bu şu hale geliyor. Kök 10 kök 9 kök 11 eksi kök 10 kök 12 eksi kök 11. Nokta nokta ilerleyelim. En son kök 100 eksi kök 99. Ne olacak? Burada kök 9 gitti. Pardon kök 10'lar gitti burada. Sonra kök 11'ler gitti. Kök 12'ler gitti. En son kök 199 gitti arkadaşlar. Geriye ne kaldı o zaman? Kök 9 gitmemişti. Yani o eksi 3'tür. Kök 100 gitmedi. O da 10'dur. Aşağıda paydalar hep 1 zaten. Böylece cevap eksi 7 geldi. 2 eksi kök 3 bölü 2 artı kök 3. x eksi 1 bölü x kaçtır demiş bize. Bakalım en azından x'i ne olduğunu bulalım arkadaşlar. Yani normalde bizden istediği şu demek oluyor. Eksi 2 artı kök 3 bölü 2 eksi kök 3 olacak. Budur yani. Şimdi burayı ayrı ayrı yazalım bence. 2 eksi kök 3 bölü kök içinde 2 artı kök 3. Şimdi 2 artı kök 3'ün eşleniği 2 eksi kök 3 arkadaşlar. Kök içinde alacağız tabii ki. O zaman yukarıyı çarpıyorum. Dikkatli olun. 2 eksi kök 3 çarpı 2 eksi kök 3 yine kök içinde. Aşağısı da kök içinde arkadaşlar. 2 artı kök 3 çarpı 2 eksi kök 3. Aynı çatı altında birleştirdim. Ne olacak? 2'nin karesi 4, kök 3'ün karesi 3. 4 eksi 3'ten 1. Aşağıyı yemen hallettik. Yukarısı da kök dışına çıkar. 2 eksi kök 3 olarak kalır. Aynı işlemi şimdi sağ tarafta yapalım. O zaman orası da hızlıca gösterirsek 2 artı kök 3 çarpı 2 artı kök 3'tür kök içinde. Diğeri de 2 eksi kök 3 çarpı 2 artı kök 3'tür ama yine kök içinde arkadaşlar. Buradan da kök dışına çıkar 2 artı kök 3 olur. 4 eksi 3'den 1 olur. Geriye 2 eksi kök 3, 2 artı kök 3 kaldı. Bunların farkını istiyordu. 2 eksi kök 3, eksiyi dağıtırsak eksi 2, eksi kök 3 oldu. 2'ler gitti. Eksi 2 kök 3 geldi. Bu tarz işlem fazlalığı olan sorular olacak arkadaşlar. Bunların biraz bence faydası şu. Direkt sınavda çıkacak soru olarak görmek istemiyorum bunları. Matematik becerimizi geliştiriyor. işlem yapma becerimizi geliştiriyor. Mat 1'den ziyade mat 2 faydası var arkadaşlar. Böyle fazla ikinci dereceden denklemleri çarpanlara ayırmayı hem köklü hem logaritmalı falan işlemler yaparken işimize yarıyor arkadaşlar. O yüzden hani bunları gördüğünüz zaman evet biraz sevimsiz duruyor ama sonu sevimli. Kök 2 artı kök 3 a verilmiş. B de bu şekilde bir ifade verilmiş. 2 a eksi b nedir diye soruyor. Şu ifadeyi önce bir düzeltelim b ifadesine. 6. dereceden kök 8 diyor ya. Orada sonuçta 6. dereceden kök 2 üzeri 3 demektir. Sadeleşir bunlar. Kare kök 2 olur arkadaşlar. İkinci dereceden kök 2 üzeri 1 olduğu için. Şimdi kök 2. Böylece bu kök 2 a demek de kök 2 çarpı kök a demektir. Yani kök içinde kök 2 artı kök 3 olur. Bölü a kübe gelelim şimdi. Kök içinde arkadaşlar hemen onu da halledelim. Ee, a küp ne demektir? A kare çarpı a ya dışarı a olarak çıkar a kök a olur. Böylece a dediğimiz kök 2 artı kök 3'tür. Çarpı kök içinde kök 2 artı kök 3 kalır. Bakın ne güzel bunlar sadeleşti. Bu işlemleri yaptığımız için işimiz kolaylaştı. 2 bölü kök 2 artı kök 3 geldi. Bunun eşleniği de kök 3 eksi kök 2'dir. Böylece 2 kök 3 eksi 2 kök 2 3 eksi 2'den payı da 1 oldu. Yazmaya gerek yok. 2a eksi b demiş. 2a nedir? 2 kök 2 artı 2 kök 3. Eksi a, b demiş. Eksiyi dağıtıyorum. Eksi 2 kök 3 artı 2 kök 2. Böylece arkadaşlar 2 kök 2, 2 kök 2, 4 kök 2. 2 kök 3'ler gitti. Bir tek 4 kök 2 kaldı. Bu şekilde arkadaşlar ikinci kısmı da bitirmiş olduk köklü sayılarda. Yine uzatmayayım bu kadar da kalsın. Bir mola gibi olsun. Toplam 3 videoda köklü sayıları anlatacağım arkadaşlar. Son video kaldı. Orada da kalan kısmı bitirip artık üslü ve köklü sayıları tamamen bitirmiş olacağım. Üçüncü videoda görüşürüz arkadaşlar.